Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Törende Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divan üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri yer aldı. Aslan Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozelesine gelen heyet, mozeleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşuna bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Heyetle birlikte daha sonra Misak-ı Milli Külliyesi'ne geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti. Aziz Atatürk, öncülüğünüzde toplanan ve açılan ilk başkanlığını yaptığınız, millet irademizin temsil yeri olarak dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 103. yıl dönüm vesilesiyle buradayız. Varlık yokluk çizgisine sürüklenen ve büyük bir ümitsizlik içinde sindirilmeye çalışılan milletimizi birleştirip yeni bir direniş destanı yazarak milli egemenlik idrakiyle teşekkür ettirdiğiniz Yüce Meclisimizin açılış gününde aynı heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Milli egemenlikten ve tam istiklalden hiç vazgeçmediğimiz bu 103 yılda, gelecek asırlarda da aynı ülküyle yol yürüyecek, müstakbel şuurlu nesilleri yetiştirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizden aldığı gücü önce millet ve vatan idrakiyle demokrasi ve cumhuriyet zemininde kararlılıkla devam ettirecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'deki kutlu kuruluş gününden bugüne 103 yıldır aynı ruhla Misak-ı Milli hedefleri içinde tek vatan tellakisiyle al bayrağımız altında varlığımızı sürdürmenin teminatı olmaya devam edecektir.
başka şahsınız olmak üzere milli mücadelemizin asil evlatları olan yol arkadaşlarınızı, aziz şuhedaya ve ilk meclisimizin fedakar milletvekillerini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun. Öncülüğünüzde toplanan ve açılan ilk başkanlığını yaptığınız millet irademizin temsil yeri olarak dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 103. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Varlık yokluk çizgisine sürüklenen ve büyük bir ümitsizlik içinde sindirilmeye çalışılan milletimizi birleştirip yeni bir diriliş destanı yazarak milli egemenlik idrakiyle teşekkül ettirdiğiniz Yüce Meclisimizin açılış gününde aynı heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Milli egemenlikten ve tam istiklalden hiç vazgeçmediğimiz bu 103 yılda, gelecek asırlarda da aynı ülküyle yol yürüyecek müstakbel şuurlu nesilleri yetiştirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizden aldığı gücü önce millet ve vatan idrakiyle, demokrasi ve cumhuriyet zemininde kararlılıkla devam ettirecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın, Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'deki kutlu kuruluş gününden bugüne 103 yıldır aynı ruhla misak-ı milli hedefleri içinde tek vatan telakkisiyle al bayrağımız altında varlığımızı sürdürmenin teminatı olmaya devam edecektir. Başta şahsınız olmak üzere milli mücadelemizin asil evlatları olan yol arkadaşlarınızı, aziz şühedayı ve ilk meclisimizin fedakar milletvekillerini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.